Dünya üzerinde birçok kültürde ateş üzerinde yürüme temeli çok eskilere dayanan bir ritüeldir. Bu ritüelin ilk örneklerini görmek M.Ö. 1200'lü yıllarda bile mümkün. Bu ritüelin uygulanma sebebi çoğunlukla dini sebeplere dayanmakta. Kimi kültürlerde bir niyet için adak olarak sunulurken, kimisinde kas sisteminde sınıf atlarken bir güç gösterisi olarak kullanılır. Sebebi her ne olursa olsun, bu ritüel hala Yunanistan, Hindistan, İspanya ve Şili gibi onlarca ülkede uygulanmakta. Peki bu insanlar nasıl oluyor da sıcaklığı 400 dereceyi bulabilen kor ateşin üzerinde yürüyebiliyorlar? Karşınızda Limbik Bey'in dünyası. Bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Merak seviyesi artmış kişiler için güzel haberlerim var. Bu ritüelin uygulanabiliyor olmasının arkasında iki bilimsel açıklama mevcut. Bunlardan ilki daha çok fiziksel bir açıklama, ısı yalıtımı. Diğeri ise bu kişilerin içinde bulundukları zihinsel durumların sinir bilimi. Fiziksel açıklamaya göre ilk olarak ifade edilmesi gereken gerçek, ritüel uygulayıcılarının alevin üstünde değil, korun üstünde yürüyor olmaları. Ritüel uygulanmadan saatler önce odunlar ateşe verilir ve bu odunların kor haline gelmesi sağlanır. Ne tesadüftür ki, kora veya küle dönüşen odunun ana maddesi olan karbon, ısıyı iletmekte bir hayli kötüdür. Bunun anlamı, ısının kordan insan vücuduna geçmesinin uzun süreceğidir. Eğer bu uygulayıcılar, kor değil de aynı sıcaklıktaki metal bir cismin üzerinde yürüselerdi, kızgın tavaya elini sürmüş gibi bir tepki vermeleri gerekirdi. Bunu bilen uygulayıcılar, korun üstünde hızlı adımlarla yürürler. Eğer anlık dahi dursalar, ayakları tavadaki pirzolaya dönüşebilir. Bu yürüyüşü kolaylaştıran diğer bir etken, korun üstünde ekstra kül dökülüyor olması. Böylece ısıyı hapsedecek ve yalıtımı daha da azaltacak bir ortam oluşur. Bu hileyi gizlemek için ritüeller daha çok akşam saatlerinde uygulanmaktadır. Sinir bilim kısmına geldiğimizde ise işe ağrının tanımını yapmakla başlayalım. Ağrı, gerçek veya olası doku hasarına karşı duyusal ve duygusal deneyim olarak tanımlanır. Bir deneyim olduğu için en iyi kişisel ifadelerle açıklanır. Bir şiddeti ve çeşidi vardır. Peki nasıl oluyor da algı ağrısını oluşturuyoruz? Elimize iğne battığını düşünelim. İğne, derimize değdiği an ağrıya özel reseptörler olan nosiseptörler uyarılır. Buradaki bilgi, omurilik aracılığı ile elektrokimyasal olaylarla beyne ulaştırılır ve beyinde ağrı hissi oluşur. Burada omuriliği, hedefe ulaşmakta kullanılan otoyol gibi düşünebilirsiniz. Uyarı beyne ulaştığında, özellikle insula bölgesindeki nöronlar tarafından bu bilgi işlenir. Dikkat çekerlik ağı, dikkatimizi hemen bu bölgeye çeker. Sonra motor ağımız elimizi iğneden çekmemizi sağlar. Bununla birlikte beynimiz endorfin ve enkefalin salgılar ki bu kimyasallar ağrının düzenlenmesi ve azaltılmasında görevlidir. İşte tüm bu sistemler ağrıyı deneyimlememizi sağlar. Bu sistem herkeste benzerdir fakat hassaslığı ve keskinliği kişiler arasında değişkenlik gösterir. Kimilerinin insulası daha kolay uyarılır, kimileri daha çok endorfin salgılar. Böylece ortaya ağrıya çok duyarlı veya çok dayanıklı kişiler çıkar. Ritüel uygulayıcılarının başarı sırrına geldiğimizde ise bu kişilerin adeta sinema gişelerinde bulunan görevliler gibi çalıştıklarını görürüz. Kafanız karıştı değil mi? İşte durum şu. Bu kişilerin öyle bir gücü vardır ki nosiseptörlerin oluşturduğu sinyali omurilikte durdururlar ve beyne ulaşmasını engellerler. Böyle olunca ağrının duygusal komponenti yani ağrı deneyimi oluşmamış olur. Ellerinde hissettikleri duyu beyinleri için hiç oluşmamış gibidir. Tıpkı omurilik felci geçiren kişiler gibi. Onlar da ayaklarına iğne batırıldığında bunları hissetmezler. Bunun sebebi ayak parmaklarındaki bu sinyallerin beyne ulaşmamasıdır. Peki bu kişiler felç geçirmediyse, ki yürüyebildiklerine göre bu gayet açık, nasıl oluyor da bilgiyi burada kesiyorlar? Kapı kontrol teorisine göre bunun iki yöntemi var. İlki beyni duyusal olarak şaşırtmak. Bu aslında içgüdüsel olarak her insanda var olan bir davranış. Örneğin ayak serçe parmağımızı bir yere çarptığımızda ya da bir arkadaşımız tarafından arkadan haince tokatlandığımızda hemen o bölgeye ovalarız. Neden yaparız bunu? Ağrıyı dağıtmak için mi? Hapsetmek için mi? Aslında hayır. Sebebi, omuriliğe ulaşan ağrı sinyallerini dokunma sinyalleriyle eş zamanlı şekilde birleştirerek beyne ulaşan ağrı sinyallerini azaltmak. Sonuçta ağrı sinyalleri gibi dokunma sinyalleri de benzer bir yoldan ilerliyor. Bu o kadar yeni edindiğimiz bir bilgidir ki insanın bunu bilinçsizce yüzyıllardır uyguluyor olması olağanüstü. Ateşin üstünde yürüyenleri asıl ilgilendiren diğer yöntem ise
omurilikte olan bu bloklama tekniğinin düşünce gücüyle oluşan bir dizi inhibitör uyaranla gerçekleşiyor olması. Yani içinde bulunulan zihinsel sürecin getirdiği düşünce gücüyle beyinde bir uyaran sinyali oluşur ve bu sinyal omuriliğe ulaşan ağrı sinyallerini durdurarak beyne ulaşmasını engeller. Sonuç olarak aşağıda ne olup bittiğini bilmeyen bir beyin ortaya çıkar ya da işlerin bu kadar ciddi olduğunu. Yapılan bir çalışmada sadece 4 meditasyon dersi alan kişilerin bile almayanlara göre ayaklarına verilen ısı kaynaklı ağrıyı daha hafif bildirdiği ve beyindeki ağrı bölgelerinin daha az aktiflendiği gösterilmiştir. İkna olmadınız mı? Gelin size şöyle bir örnek vereyim. Placebo'nun tam tersi olan nocebo, sağlığını etkileyecek bir durum olmamasına rağmen kişinin olumsuz etkilenmesi durumudur. Yani mesela, size aslında içerisinde nişasta olan bir poşet uzatsam ve hapşırtan bir toz olduğunu söyleyerek kandırsam ne olurdu? Hapşırık krizine girerdiniz. Gelin bunu ağrı ile birleştirelim. Günlerden bir gün, ayağıyla uzun bir çiviye basan biri, büyük bir ağrı ile acile getirilmiştir. Kendisine verilen ağrı kesici etkisini gösterdikten sonra doktor, ayakkabıyı özenle çıkartmış. Ve o da ne? Çivi, iki parmağının arasında öylece duruyor. Ayağıyla hiçbir temas yok. Bu ağrıyı nasıl açıklardınız? Ağrı, en başta da belirttiğimiz gibi kişisel bir deneyimdir. Ve beyinde var olup biter. Beynimiz bazı uyaranları hadi bunun sesini açalım derken bazılarının sesini kısabilir. Beyin hiçbir fiziksel etken olmamasına rağmen bir ağrı hissi yaratabiliyorsa var olan ağrı hissini neden yok edemesin?